Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Bu depoyu sadece 20 dolara aldık. Ne aldım? Bu televizyon için aldım. Televizyon eğer çalışıyorsa zaten bizim paramızı fazlasıyla çıkaracak. Akıllı bir televizyon çünkü. Eğer çalışıyorsa bunu çok rahat 80 dolara satarız. Hemen şunlara bakalım başka neler var burada. Bir tartı var. Gördüğünüz gibi ıvır zıvır ürünler var. Harika. İşte ayakkabılar burada arkadaşlar. Bakın bir tane şöyle bir takımımız var. Şunlar çöp. Şöyle bir takım var. Tekler. Biliyorsunuz arkadaşlar çok önemli. Bakın bu da çok güzel bir Jordan'mış. Model numarasına hemen bakıyoruz. AR çift 043002. Şu da diğer teki burada. Şunun da teki burada. Bu da burada. Hepsi de gayet iyi durumda arkadaşlar. İşte yani böyle bazen şansımıza güzel depo çıkabiliyor. Bu bize tamamıyla bir ekstra oldu şu poşet. Bakın bir televizyon daha var. Onu da şimdi gördük. Şurada değerli herhangi bir şey yok. Şunlar çöpe gidecek. Bunları hemen şöyle paketleyelim. Çay var. Bunda Xfinity diyor ama arkadaşlar Xbox One var. Xbox One S. Harika. Depo yani şu anda fazlasıyla parasını çıkardı. Bakın bu da bir oyun kulaklığı. Amazon'un bir ürünü var. Amazon değilmiş. Internet Network. Xfinity'nin bir ürünü. Değerli değil çünkü satılmaz. Kollar da burada arkadaşlar. Bir de ışığımız var. Burada saçlarımız var. Yaklaşık bir 8 tane saç var. 30 dolar. Şunlar çöplerimiz. Şu açılmış, dökülüyor. Çanta biraz ıslandı inşallah içerisinde. Çok değerli bir şey yoktur. Kablolar var burada sadece. Bu kabloları tutacağız. Şunlar çöpe gidecek ürünler. Şunu tutarız. Neymiş bunun markası? Güzel bir ceket. Çöpleri şuraya atıyoruz. Kutuya da kendi ürünlerimizi koyalım. Bunları da böyle hazırladık. Şuraya çöpler atmaya devam ediyoruz. Topumuz var. Maalesef bu da gidiyor. Bir tornavida. Bu da herhalde vallahi hala çalışıyor. Şurada neler var? Şunlar çöp. Alt tarafta bir şey var mı dedim ama evet, bir tane, iki tane ürün bulduk. İkisinin fiyatı 10 dolar. Çekiçler.
Burada kağıtlar var. Şunlar. Satacağımız ürünler. Şunlar da ofise vereceğimiz ürünler. Bir tane keyboardumuz var. Keyboard ikiye bölünmüş. Şunu 2 dolara satıyoruz. Televizyon gördüğünüz gibi çizik. Ama deneyeceğiz. Çalışıyorsa 40 dolar. Bir tane laptopumuz var. Lenovo. Bu eski bir laptop. Şurada askılar var. Bunlar değerli değil. Gördüğünüz gibi burada kağıtlar var. Bunları da ofise vereceğiz. Burada da askılar var. Bunlar da çöpe gidecek. Bir silahımız daha var. Televizyon standı var duvar için. Şunun fiyatı 20 dolar. Bakalım enerjisi hala var mı? Maalesef. Burada saçlarımız var. Burada da bayağı bir saç var. 30 dolar fiyatı. Xbox One ve PlayStation 5 oyunları var. PlayStation 4 oyunları var. Burada iki laptopumuz daha var. Şöyle bir oyun ürünü var. Bakalım PlayStation 5 ya da 4 buralarda mı? Bakın burada da Pokemon kartları var. Trading kartlar var arkadaşlar. Bunlar değerli ürünler. Pokemon Evolving. Bir tane kol var. Ve diğerlerin hepsi Pokemon ürünleri. Bunlara bakacağız. Şunlar. Çöp. Evet, bir laptopumuz daha var. Lenovo marka bir laptop. Depo yani gerçekten bizi çok şaşırttı. Bu Pokemon kartları arkadaşlar çok yüksek fiyatlara satılabiliyor. Binlerce dolara kadar gideni var. Şunlar çöp. Bakın bir Pokemon kart daha, bir tane Samsung telefon. Pokemon'lara devam. Burada tıraş makinesi var. Ütümüz var. Diğer ıvır zıvır ürünler var. Bunlar da 30 dolar.
burada tencerelerimiz var. 10 dolar. Çantamızda bakalım neler var. Burada da defterler var. Bir diğer tarafı da açalım. Buradan şekilde defterler. Burada tencereler. Vallahi böcek sandım. Burada da tencereler var. Bu da son kutumuz. Bir Jordan var. Burada da hanımefendinin ayakkabıları var. Ama hanımefendinin ayakkabıları çok değerli ayakkabılar değiller. 40 dolarlık bir kutu. Şurada ne var? Burada da saçlar var. Bunlar da 15 dolar. Deponun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük depodan dünyalar kadar ürün çıktı ve güzel ürünler çıktı. Xbox var. Laptoplar var, televizyonlar var, oyunlar var, ayakkabılar var. Gerçekten harika bir depo oldu arkadaşlar. İşte görüyorsunuz böyle küçük depolardan hiç ummayacağınız ürünlerle karşılaşabiliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere, çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz gene yukarıdan bir depo. Şöyle hemen bir kuş bakışı. Bakalım. Gördüğünüz gibi böyle vır zıvır bir ürünler var. Neyi aldınız diye sorarsanız inanın hiç bilmiyorum. Buraya 75 dolar vergisiyle beraber 80 dolar para ödedik. Şu kutular ve şu arkadaki ürünün ne olduğunu tam çıkaramadım. Anlamadım daha doğrusu. Öyle aldık. Şimdi sizinle beraber her şeyi göreceğiz. Hemen şuradan başlıyoruz. DVD player'ımız var. İki tane. Bu da herhalde evet. İkisinin fiyatı 10 dolar. Şu 5 dolar. Printer para etmez. Şemsiyemiz var ama diğer duha da buradaymış. Şemsiyenin fiyatı 10 dolar. Şöyle bir ürün var. Burada mutfak yazıyor. Bakalım ne kadar mutfak. Bir de ne gibi ürünler var göreceğiz. Alt tarafta tabak, çanak. Burada çocuk ayakkabıları ve çocuk kıyafetleri var. Bayağı bir çocuk kıyafeti var. 20 dolarlık bir kutu arkadaşlar. Hemen şuraya bakalım. Merak ettiğimiz kutular. Burada değerli bir şey yok. Bu da yine aynı şekilde mutfak sadece sanırım. Evet arkadaşlar, bu da sadece mutfak. Camlar var, değerli değil.
Böyle devamlı inçik yapmamız gerekiyor. Biraz tehlikeli bir durum aslında. Şurada çocuk ürünleri var. Pazar arabası 5 dolar. İki tane bisikletimiz var. İkisinin fiyatı 60 dolar. Şurada çocuk oyuncakları var. Bunları hediye ederiz. Şu görmüş olduğunuz gibi kırılmış bile. Bu direkt çöpe gidecek. Bu da spor aleti. Bu da dondurma makinesi arkadaşlar. Bunun fiyatını bilmiyorum. Model Ice 45 diyor. Buna internetten bakarız. Depomuzun hepsi bu kadar. Şükür yine de kaybetmedik. En azından paramızı geri alacağız. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, PlayStation 2'miz burada. Bakalım yanında herhangi bir şey var mı? Bir kolu var, bir de bir kablosu var. Evet, bir tane Michael Jackson eski bir figür var. Şöyle siz de bakabilirsiniz. Nasıl bakarız diye sorarsanız Google Lens var arkadaşlar. Google Lens'ten resmini çektiğiniz anda direkt ürün karşınıza çıkacak. Kaç senesinin ürünü? Şurada bir yerde yazıyordur muhtemelen. Tam yazmıyor ama buna bakacağız. Oyuncaklar var. Bir tane daha var, Michael Jackson ürünü. Bu da eski bir ürün. Şurada senesi muhtemelen yazıyordur. 1964, yok 1984 arkadaşlar. Bu ikisini internetten bakacağız. Bu bayağı bir ağır. Bakalım nasıl bir set var içerisinde. Hot Wheels araba koleksiyonu. Gördüğünüz gibi bayağı bir araç var. Bunların bazıları koleksiyon ürünler olabiliyor. Ama şurada şöyle baktığımda çok fazla koleksiyon ürün göremiyorum. Tabi bunlara iyice bakacağız. Bunların koleksiyonları da çok yüksek fiyatlara satılabiliyor arkadaşlar. Business kartları. Bir tane seccade mi diyecektim ama değilmiş. Bilardo masasındaki, bilardo masasında hayvanlar var görüyorsunuz. Güzel bir ürün. Şunu, şurada bir seccade var. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir seccademiz var.
bakalım şunun neresiymiş. Made in Turkey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'den gelen bir ürün depomuzda. Şükür diyelim. Böyle görünce insan mutlu oluyor açıkçası. Jordan bir ayakkabımız var. Gayet iyi durumda. 40 dolar. Bu neymiş? Bu da Nike herhalde. Nike bir terlik. 10 dolar. Bir ayakkabımız var. Fila bir ayakkabı. 12 numara. Bunu 20 dolara satarız. Evet, burada iki çift ayakkabımız daha var. Adidas ve Nautica. Şöyle görebilirsiniz. Benim numaram da 12. Yani bunlar da satılır arkadaşlar. Rahat ayakkabılar. Bu ikisi içinde bir 30 dolar diyebiliriz. Evet, bir tane Puma bir çantamız var. Çanta 10 dolar. New Balance bir ayakkabımız var. 20 dolar. Puma var. 15 dolar. Bir Nike var. Bu da 20 dolar. Şu Nike'ın fiyatı 15 dolar. Durumu çok iyi değil. Bir ayakkabımız daha var. Bunun markası ne? Bu da Reebok. 15 dolar. Öyle çok marka takıntılı bir kişi değil. Veyahut da Jordan'ları alayım değil. Daha çok rahat ayakkabılar giyen bir kişi. Abi maşallah, gördüğünüz gibi kapıdan bile, hani kapıdan zor giriyor diyorlar ya, işte aynen öyle bir abi. Kapıdan zor geçer. Maşallahı var.